Bugünlerde herkesin bütçesi fazlasıyla kısıtlı. O yüzden BİM bu hafta aktüel ürünlerine getirecek olan telefon hem fiyatı hem de performansı sayesinde tüm kullanıcılara hitap ettiğini düşünüyorum. Dilerseniz hemen telefonu incelemeye geçelim. Güzel bir ekran kasa oranına sahip olan cep telefonu yüz tanıma fonksiyonuyla birlikte geliyor. Şimdi anlatacağım birçok özellik günlük hayatta kullanacağınız ve hayatınızı fazlasıyla kolaylaştıracağını düşünüyorum. Android 8.1 işletim sistemiyle birlikte gelen cep telefonu üzerinde bulunan Cortex A53 işlemcisi sayesinde 1.5 GHz hızında çalışan 4 tane çekirdeğe sahip. Bu işlemci sayesinde gerek oyunlar olsun gerek kullanacağınız uygulamalar olsun birçok işlevlerinizi sıkıntısız bir şekilde zaman zaman donmalar, kasmalar yaşasanız bile birçok zamanda sizi yara yolda bırakmayacağını düşünüyorum. Özellikle bu fiyata bulabileceğiniz çok nadir telefonlardan bir tanesi. 5.43 ekran genişliğine sahip olan cep telefonu 3000 mAh batarya gücüne de sahip. Bu batarya gücü tabii bir günü ancak çıkaracaktır ama kısıtlamalar yaparak yani daha az telefonla vakit geçirerek, daha az oyun oynayarak veya yüklediğiniz uygulamaları kullanmıyorsanız onları silerek batarya ömrünü uzatabilirsiniz. Tabii bu sizin elinizde. 16 GB dahili depolamaya ve 2 GB RAM'e sahip olan cep telefonu sizi bu konuda aslında biraz tökezletecek. Çünkü şu an 2 GB RAM'in yaklaşık 1-1.5 GB'ını sistem kendisi kullanıyor. Harici bir uygulama yüklediğinizde bu durum otomatikmen sistemin kasmasına sebep olacaktır. O yüzden size tavsiyem ilk başta da söylediğim gibi kullanmadığınız uygulamaları silip hem telefonun hafızasında yer açmanız hem de arka planda çalışmasına izin vermemiş olacaksınız. Bu şekilde telefonun hem sistem belleği azalacak hem de hafızadan büyük bir oranda faydalanmış olacaksınız. 16 GB dahili hafıza size kesinlikle yetmeyecektir. Şu an günümüzde birçok uygulama ve oyunlar neredeyse GB'ları almakta. O yüzden size bu hafıza çok az gelecek. Bana kalırsa telefon aldıktan sonra hemen en az 32 GB hafıza kartı almanız olumlu yönde olacaktır. Telefonun ne kadar hafıza kartı desteklediğini merak ediyorsanız tam 256 GB hafıza kartı desteğini de sunuyor. Yani dilediğiniz boyutta hafıza kartını da takabilirsiniz. Hemen telefonun kamera özellikleri gelelim. 13 megapiksel arka 5 megapiksel ön kameraya sahip olan cep telefonu aslında sizi yarı yolda bırakmaz. Birçok işlerinizi fazlasıyla görecektir ama arka kameranın 13 megapiksel olması aslında güzel. Birçok telefonun şu an çift kamera kullanması ve aslında birçok yönden kendini geliştirmesine oranla kıyaslarsak aslında telefon kamera açısından bayağı geride kalmış. Özellikle arka kamerayı gece çekimlerinde falan kullanmakta çok fazla zorluk çekeceğinizi düşünüyorum. O yüzden hem arka kamera hem de ön kamera bana kalırsa performans sıkıntısı yaratabilir. Ama dediğim gibi eğer ışık olayını fazlasıyla ayarlayabilirseniz her iki kameradan da çok güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Telefonun artı ve eksi yönlerinden kısaca bahsedeyim. Aslında bana kalırsa tek artı yönü fiyatı. Çünkü bu fiyata aslında bu özelliklerin birçoğunu alamıyorsunuz. Neredeyse %40, %50 civarında kırpılmış özellikler alabiliyorsunuz şu an bu fiyata. O yüzden Huawei bana kalırsa Y5 cep telefonuyla size hem fiyat hem de performans sunmaya çalışmış. Telefonun tek artı yönü bana kalırsa fiyatı. Eksi yönleri öncelikle hafızası 32 GB olsaymış bence çok daha yerinde bir hafıza olmuş olurdu. Birçok uygulama ve oyunda hafızada depolama sıkıntısı yaşamazdınız. Diğer olumsuz yönlerinden bir tanesi arka tarafa tek kamera konumlandırılması. Çift kamera olmuş olsaydı bana kalırsa birçok günlük aktivitenizde kullanabileceğiniz çok güzel bir kamera deneyimi yaşatırdı size. Ön kamerada aynı zamanda telefonun ekran kasa oranı bana kalırsa yeterli bir seviyede yapılmış. Ekran kasa oranının sizi hem oyunlarda hem de filmlerde fazlasıyla tatmin edeceğini düşünüyorum. Telefonun olumsuz yönlerinden bir tanesi aslında bana kalırsa çok güzel ve önemli olan özelliklerden bir tanesi bu. Telefonda parmak izi okuyucunun olmaması. Parmak izi okuyucuna yer verilmemiş, onun yerine yüz tanıma fonksiyonuna yer verilmiş. Zaten günümüzde birçok telefonda aslında yüz tanıma fonksiyonu mevcut. Google'dan ayarlar kısmına girdiğinizde oradan yüz tanıma fonksiyonunu açabilirsiniz. Birçok firma bunu bir özellik olarak sunmadığı için birçok kişi aslında yüz tanıma fonksiyonunun olmadığını düşünüyor. Ama kesinlikle ayarlar kısmından buraya ulaşabilirsiniz. Telefonun olumlu yönlerinden bir tanesi de 4.5G
desteğini sunması size birçok internet üzerinden oynanan veya sosyal paylaşım sitelerinde canlı yayın yapıyorsanız sizi yarı yolda bırakmayacağını düşünüyorum. Özellikle telefonun çift sim kart desteği iki farklı telefon kullanmaktan da kurtarıyor. Ürünü alıp inceleme gibi bir ihtimalim olmadığı için ürünle ilgili kısa da olsa bilgi vermeye çalıştım. Telefonla ilgili oyun performansını ve genel görünüm ve özellikleriyle ilgili açıklama kısmına ekleyeceğim videodan da bilgi alabilirsiniz. Bir sonraki ürün incelemesinde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.